Evet sevgili izleyenler, bir işletmemizin daha içindeyiz. Niye buradayız diye soracak olanlar vardır elbet. 1.000 dolar bozdurup getirene araç kurtarma bedava bu iş yerinde. İlginç bir eyleme imza atılmış. Nedeni ise sanıyorum doların rekor üstüne rekor kırmasından kaynaklanıyor. Sizi tanıyalım hemen. Adım Kemal Aydın. Kemal Bey, nereden çıktı bu ilginç uygulama? Cama da asmışsınız. 1.000 doları bozdurup faturasını getirene çekici hizmeti bedava. Akşam televizyonda bir telefon firmasının cam ekranında yazmış. 100 dolar bozup gelene bir telefon kılıfı bedava vereceğiz. Orada aklıma geldi ki ben de 1.000 dolar bozup gelene, 500 dolar bozup gelene aracı bedava çekmek veya kurtarmak gibi işlemleri bedava yapmaya hazırım. Yeter ki bu memlekette bu dolar hevesimi bak kafamızdan silip atalım şunu. De Türk paramıza dönelim, piyasa yerine otursun, çalışalım. Tayyip Erdoğan da güzel bir konuya değindi. Biz Rusya'ya Türk parasıyla satıyoruz. Türk parası, Rus parasıyla, rubleyle alıyoruz. Doları devreden kafamızdan silelim. Ve de piyasa yerine otursun. Bu inişler, yokuşlar kalksın. İlerleme olsun. Ve ben de çok beğendim bu fikri. Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını çok beğendim. Ben de bu yolda var olduğum sürece ben de bu yolda bu şekilde hizmet yapmaya hazırım. Evet, sizi de tanıyalım hemen. Benim adım İbrahim Aydın, Mertler Vinç işletmecisinin yetkilisiyim. Doların artmasından dolayı bu uygulama Türkiye genelinde olduğunu duyduk. Biz de bir katkıda olsun diye 1.000 doları bozup getirene şehir içi araç çekimi ücretsiz, para almayacağız. Böyle bir katkımız olsun dedik. Sayın Cumhurbaşkanım bir yönde açıklamaları vardı. Özellikle yastık altı olarak tabir edilen dolarların satılmasıyla ülke bütçesine ciddi bir anlamda katkı. Gerçekten vatandaşta bir yastık altı böyle bir birikim mevcut mu? Vardır o, tahmin ediyorum. Ama yani 500 dolar da olsa bu birikir büyük bir meblağ teşkil eder. Bu da doların düşmesini, heraretini yavaşlatır diye düşünüyoruz. Şöyle bir durum var. Elimizden geleni yaptık diyelim. Ha, yapabildiysek ne mutlu bize. Ama gönlümüz rahat olsun. Bunu yaptık. Dolar bozdurduk. Bu ekonomiye katkıda bulunmak için bir çare, bir şeyler yaptık diyelim. Amaç bu. Herhalde düşeceğini umuyorum. Bu 3'lere kadar düşmesini bekliyoruz. Başka işleri de düşünüyoruz. Yani başka bir şeyler de var aklımızda. Yeter ki dolar düşsün. Sadece araçını çekmek değil, adam gelmiştir montaj yapacak. Ona özel indirimler de yapmayı düşünüyoruz. O kişi yeter ki yastık altından dövizini bozdursun, Türk parasına çevirsin. Biz buna da hazırız. Bunu da cam mekanlarımıza yazacağız, reklamımızı yapacağız. Evet sevgili izleyenler, ilginç bir eylem. Doların, yastık altındaki dolarların satılması için sanayi esnafı böyle bir uygulamada bulundu. 1.000 doları bozdurup faturasını bu işletmeye getirenler çekici hizmetini bedava alabiliyorlar değerli izleyenler.